Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz başladı mı? Evet başladı. Pascal'la Kadir görev başındalar mı? Evet görev başındalar. Negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır verecekler mi? Evet verecekler. O vakit niçin suratlar asık? Niçin suratlar bir karış? Akşam benle mi uyudunuz arkadaşım? O ne demek ya? Öyle bir laf vardı Pasko. Sabah sabah bildiğin suratı asıksa ne oldu gece benle mi uyudun suratı niye asık derler. Ne alaka ya? Anlamadım. Güzel anlamaman ama cehalet mutluluk be Pascal. Bilmeyip o kadar güzel bir şey, bilmemek o kadar güzel bir şey ki ya. Hele bu devirde. İmreniyorum sana bazen vallahi. Teşekkür ederim abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen bana cahil mi dedin? Ya hepimiz bir şeylerin cahil değil miyiz Pasko? Herkeste bir şeylerin cehaleti yok mu? Bugün baktığın zaman kim ben her şeyi biliyorum diyebiliyor ki? Yok abi kimse diyemez. Olmaz öyle şey. Ya onu bunu bırak Pascal, hayal et. Neyi? Şimdi sokakta değilsin, dolmuşta otobüste minibüste değilsin. İşe de gitmiyorsun. Neredeyim o zaman? Ya yataktasın öyle düşün. Böyle bir kolunu yastığın altına sokmuşsun. Üstünde yorgan sıcacık. Of, of, of. Ya sıcacık sıcacık sıcacık. Efendime söyleyeyim. Sen sırt üstü mü yatıyorsun yan mı? Mix. Ben de öyle Pascal. Uykuda pozisyon zenginliğini severim. Yalnız sol yanına yatma. Neden? Kalbin üstüne yatılmaz derler abi. Sola yattığın zaman kalp sıkışıyor. Ona dikkat edelim. Bravo Kadir. Detaycısın. Gerneşe gerneşe yatakta döneli döneli yatıyorum Pascal. Kal diyen yok, işe git diyen yok. Yani yakaza durumdasın. O ne ya? Abi bu uykuyla uyanıklık arasında öyle o tatlı durum öyle derler. Dışarıdaki dünyanın bütün sıkıntıları arasında bir perde var. Anladın mı? Hafifsin. Bütün organlar ağır çalışıyor. Sükunet, sakinlik. Bitirdin beni. Sadece uzaktan uzağa böyle demli bir çay kokusu geliyor. Oh. Ya da böyle hani sahanda cızırdayan böyle mesela sucuk üzerine yumurta kırılmış. Onun kokusu geliyor hafiften. Kadir bitirdin beni. Ben artık var ya ifre oldum. Oh. Bak düşün yanında kimse yok. 2 metre 2 metre yatakta tek başına haymana beygiri gibi döneliyorsun. Of of of. Birden belinin ortasına tekmeyi yiyorsun. Tekme mi? O nereden çıktı ya? Kimle yatıyorum? İşte yattığın kişinin yengenin diyelim uykuda tekme atma hastalığı varmış. Öyle bir şey mi var? Var abi huzursuz bacak sendromu var ya. Ya Kadir bacağım huzursuzluğu mu var? Var abi oluyor. Artık sadece ruhlar değil, bedenler de huzursuz Pasko. Huzursuz bacak, işkilli böbrek, mutsuz dalak. Yani bunlara hazırlıklı olalım. Çaresi yok mu abi? Var, var çaresi. Çaresi ne biliyor musun? Aragaz. Oh. Eleme, kedere, strese, depresyona, panik atağa, kontra atağa hepsine birebir. Aragaz dinle kardeşim, rahatla ya. %100 organik. Yani gezen DJ'lerden. Onlar ne ya? Hani yumurtanın hası gezen tavuktan oluyor ya. Biz de gezen DJ'yiz. Hani öyle program yapıyoruz. Hani organik diye şey diyorum yani. Kadir bravo ya. Harbiden var ya çok geziyoruz. Orası doğru. Bak Pascal olsun ben olayım sürekli geziyoruz. O yüzden programımız Aragaz'da %100 organik. Yanılma vatandaş. Mide yanılır, göz yanılır, el yanılır ama kulak yanılmaz. Programın hası burada ya. Bravo Kadir. Ne reklam yaptık. Şimdi devir böyle kardeşim. Kendini öveceksin. Kendini öven eskiden ayıplıyorlardı. Şimdi övmediğin zaman yüzüne bakan olmuyor ya. Yapıştır Twitter adresimize. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın lütfen efendim. Abilerim ablalarım. Dilenci değilim. Memleket edeceğim. Tweet bitti. Allah razısı için bir tweet atın ya. Ya sadaka niyetine vatandaş. Efendim haydi başlıyoruz. Herkese hayırlı işler, bol güçler, işiniz gücünüz rast kessin. Dabancanızdan ses kessin. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe.
Paskal. Gel yavrum. Ya Amerika karışıyor arkadaş ya. Haberin var değil mi? Niye karışmış? Ne olmuş? Ya Trump başkan olunca karşıtları ortalığı karıştırıyorlar usta. Niye böyle oluyor ya? Abi bu adam ırkçıdır, delidir. Bunları istemiyor biz. Bu adamı istemiyor biz diyorlar. Seçim kazandı. Ya aslına bakarsan seçimi kazandı ama nasıl kazandı? Hillary Clinton daha fazla oy aldı Trump'tan. Ya Kadir, Hillary çok oy aldıysa Trump nasıl kazandı? Çünkü Trump daha çok eyaletten oy aldı. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri ya, oylar kelle hesabı veriliyor ama eyalet hesabı daha önemli. Trump daha çok eyaletten oy almış. Kadir ya, bunlar var ya, ince işler. Ya işte bu ince işleri anlamak için uluslararası ilişkiler uzmanımız Olgay Kabarır hocamız stüdyomuzda. Olgay hocam hoş geldin. Vay Olgay hocam, neredesin sen ya? Hoş geldin. Hocam hoş bulduk hocam. Sağ olun hocam. Amerika'daydım, seçimleri izledim ya. Hocam Kaliforniya ayrılmak istiyormuş birlikten. İstiyor hocam. Hocam istiyor. Bu Kaliforniya var ya, acayip bir yer hocam, Kadir hocam. Yani bu Kaliforniya'da beni bir mekana götürdüler hocam. İçerisi hatun dolu, underground. Metal müzik, herkes maskeli hocam. Yok böyle bir şey hocam ya. Hocam ya, ne alakası var bu? Amerika'da ayrılık olmaz hocam. Bunlar bir iki höt söt yaparlar, sonra durulurlar hocam. Sizitem buna izin vermez, dokanmaz bunlara hocam. Halbuki al oradan Kaliforniya'yı, koy yerine Meksika'dan bir eyaleti. Ne değişti hocam? Hiçbir şey değişmedi hocam ya. Aynı ya. Hocam Amerika'da Arap Baharı gibi bir Amerikan baharı mı yaşanıyor acaba? Hani Arap Baharı'na Amerika dizayn etti diyorlar da Amerika şimdi kendi tuzağına mı düştü diye soruyorlar. Siz ne diyorsunuz? Yok hocam, hocam ne tuzağı ya. Yani Connecticut'ta beni bir mekana götürdüler hocam. Bak herkes sarmaş dolaş hocam. Underground hocam, ayrılmak isteyen falan yok hocam ya. Hocam dolar falan mı? Hocam dolar niye fırlasın Pascal hocam? Beni Amerika'da böyle bir su ses açısına götürdüler hocam. Ortalık boru dolu. Bütün ustalar da bikinili bayanlar, hepsi dolar şeklinde mayo bikini giymiş hocam. Underground, tekno müzik, kafeste dansçılar falan. Gecenin ilerleyen saatlerinde dolarlar fırladı hocam ya. Hocam orası su tesisatçısı değil de sizi galiba strip club'a götürmüşler ya. Hocam ya sen onları tesisatçı mı sandın? Evet hocam, her şeyde su boruları vardı, tesisatçı sandım hocam. Yok böyle bir şey hocam ya. Affedersiniz benim de. Alo. Aleyküm selam, kimsin? Oo Baram, ne haber ya? Barak Başkan arıyor beyler. Hocam beni New York'ta bir mekana götürdüler. Underground. Barack Obama'ya benzeyenlerin partisi hocam. Kadın herkes, herkes Barack Obama'ya benziyor hocam. Hocam kıyafetler transparan, inanılmaz yani. Yok böyle bir şey hocam ya. Underground'un da underground'u hocam. Baram ne oldu ya? Amerika karışmış diyorlar. Evet. Tabii sana kaldı, haklısın. Ne diyor Kamil? Kadir abi emekli, şurada 3 ay kalmış diyor. Başıma gelen görüyor mu diyor ya. Seçtiler başımıza dangozu diyor. Adam daha koltuğa oturmadan Amerika'da isyan çıktı diyor. 8 sene gül gibi idare ettim diyor. Gider ayak aldığım ihaleye bak diyor. Ben şimdi ne yapayım abi, kibit ben diyor. Ah aldım. Ama mazlumun ağrını çıkar iste ha iste. Alo Baram, böyle böyle döner sonra sana monte olur. Bak bize de vaktiyle Suriye için yürü arkandayız dediniz, yürüdük. Yarı yolda bıraktınız. Irak için de aynı şeyi yaptın. Az biraz delikanlı olan ya. Ya şimdi bunların hiçbirisi olmayacağı da. Ha Baram, hatam büyüğü sende. Efendim? Efendim? Evet ne hadi oldu ya. Ne dedi? Siz de diyor adam değmişsiniz diyor. Zor günümde bir Allah'ın kulu yanımda olmadı diyor. Allah'tan size green card vermemişim diyor. Sizi kara listeye de aldıracağım lan gitmeden diyor. FBI, CIA hepsine ismini vereceğim diyor. Rush. Erkekse kendi gelsin. Çakma zence. Hocam beni Amerika'da Pentagon'da bir partiye götürdüler böyle CIA binasına. Underground hocam, inanılmaz. CIA ajanları böyle birbirlerini yalıyorlar hocam, böyle bir şey yok yani. Zor kaçtım oradan ya. Olgay hocam Allah aşkına ya. Ya green card hayalleri zaten elimizde patlamak üzere, sen ne anlatıyorsun ya? Boş ver abi, Amerika bitmiş. Biz de var ya Çin'de gireriz. Hocam Çin'de beni bir mekana götürdüler. Yok. Böyle Pekin'de underground bağlamalı kırbaçlı hocam. Yok böyle bir şey hocam, underground mekan. Tamam tamam hocam tamam. Aragaz. Eli işte gözü oynaşta olan program. Paskal. Geldi hocam. İşte o an geldi.
Hangi an ya? Benizlerin sarardı, duyguların tosardı, hislerin zıbardı, gözyaşının gubardı. O büyülü an, sanat anı, kültür zamanı, şiir anı. Of ya Kadir Bey, bugün olmasın ya. Ne olur ya, mübarek peşembe ya. Lütfen Kadir. Yine duygular tosaracak, yine gözyaşları gubaracak, yine hisler zıbaracak. Üstelik bir dinleyici şiiri bu Pascal. Dinleyici sanatı. Kadir, onları da bozdun. Pes, pes kine pes. Kardeşim dinleyicimiz bile sanatkar ya. Var mı böyle bir radyo programı? Ben soruyorum, var mı abi? Yok. Kim yazmış? Aydın'dan Tuğrul adlı dinleyicimiz yazmış. Mail olarak göndermiş. Kadir abi, seni uzun zamandır dinleyen 30'lu yaşlarında bir kardeşinin Pascal'la yaptığın programı seviyorum. Geçmiş programlarından beri seni çok sevdim. Haybeci akımda yazdığın şiirleri de çok beğenirim. Naçizane senin kadar olmasa da haybeci şiir bir şair kardeşinim. Ara ara bu şekilde şiirler yazıyorum. Arkadaş arasında falan boşa gidiyor. Sana göndereyim gülerim demiş. Şiirin konusu tatilinde, yaz tatilinde tura gitmiştim. Muğla yöresinde kaldığım otelde ultra hiper mega güzelliğe sahip bir Alman bayanla karşılaştım. Ayağa takılıp düşer gibi oldu. Koridorda halı bozukmuş. Ben de halıyı düzeltince bana thank you deyip gülümsedi. Ben de tabii utangaç Anadolu çocuğu olduğumdan dilsiz kesildim. Kız çekti gitti. Böyle oldu. Bu olayın acısını anlatan yer yer duygusal, yer yer öğretici bir şiir üretiyorum diyor. Eyvallah, sağ ol kardeşim, ellerine sağlık, okuyacağız şimdi. Şiirin adı Alman Yâri. Oku bakalım. Ağustos ayıydı, bir yaz günü. İzne çıkmıştım, elinin körüydü. O vakit gördüm Alman yârimi, bana yaptığı adeta bir büyüydü. Bavulları taşıyordum, ona rastladım. Cool olmaya çalıştım, kendimi kasmadım. Ceylan gibi sektiğini görünce ondan hoşlaştığımı. Otelde durmuyordum, turcuydum. Yükselenim terazi, başak burcuydum. Selvi boylumu düşününce sanki Moikanların sonuncusuydum. Odam 318, onun 310. Prensip sahibiyim, giymişim beyaz don. Nazlı yari gelin gibi görünce acılardan söylüyorum kon, aşka kon. Yarimi gördüm yemeğe inerken, siyahlar giymiş adeta bir manken. Şıkır şıkır takmış takıştırmış, belki yakaladım onu bu düğüne giderken. Aşkım sekiyordu, acelesi vardı. Topuklu papuçları yerlerde tıkırdadı. Yarim halıya takılınca üstündeki mücevherat çakırdadı. Sendeledi ama düşmedi. Halıyı toplatmıştılar, lakin fark etmedi. Elimle bozuk halıyı düzeltince bir thank you'yu çok görmedi. Yarim konuştu, thank you demişti. Üstüne üstlük bir de gülümsemişti. Ama dili tutulan bu fakir you are welcome bile diyememişti. Aşık Tuğrul der ki mal mal bakarsan, sana ekmek çıkmaz gidip konuşmazsan. Yolun sonu hep Elizabeth'e çıkar. Sevdiceğin ne tamsa pres yapmazsa. Haydi. Nasıl buldun Pascal? Çocuğun kumaşı iyi. Evet iyi. Yani 10 numara şair çocuk, tamamdır. Şu an bile Pablo Neruda ayarında bir şair, Aydın'dan Tuğrul. Bu ismi unutmayalım. 10 sene sonra Nobel Edebiyat Ödülünü alır bu olan. Açık söyleyeyim. Benim yaptığım, yarattığım haybeci şiir akımının önemli isimlerinden biri sayıyorum. İkinci yeni için Oktay Rifat neyse, haybeci şiir akımı içinde Aydın'dan Tuğrul odur, onu da belirtiyorum koçum benim. Ya bırak şimdi, var ya, başkaları da heveslenecek. Ya heveslensinler. Şu memlekette heba olup giden kaç milyon yetenek var ya. İnsanlar kabiliyetlerini ortaya koyabildikleri ölçüde mutlu olurlar. Unutmayalım kardeşim. Kadir Çöpdemir'den masallar dinledi. Sığır. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi abi? Pascal. Kadir.
Cam dinleyici sorusu var. Hemen bakalım abi. Twitter adresimizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bütün merak ettiklerinizi buraya yazın. Bu arada efendim bizim çok eğlenceli Instagram sayfalarımız da var. Adresin neydi bro? B numara 21. Çok seninki güzel. Kadir? Benim Instagram adresim de Kadir Çopdemir. Orada da eğlenceli şeyler paylaşır. Bekleriz efendim. Dertli Saniye yazmış. O kim ya? Derdin neymiş? Sevgilisinden yana dertliymiş. Aa şu erkekle. Ben var ya bu erkek millete kadar odun bir millet görmedim. Bak artıza bak. Sen nesin abi? Erkeğim ama budaksız. Ha sen diyorsun ki ben Planya'dan geçmiş odunum diyorsun. Budadılar beni. Kim budadı yavrum seni? Kadınlar. Zaten bir erkeği budasa bir kadın budar. Her zaman söylerim. Erkek bir odundur. Kadın da marangoz. İyi marangoza denk gelirsen iyi adam olursun hacı abi. Amin kardeşim. Doğru evet, laf. Diyor ki sevgilim var 2 yıllık. Ne hata yaptıysa affettim. Aldattı affettim. Milletle gitti affettim. Gizledi sakladı affettim. Artık sıkıldım. Aramız iyi değil. Ara verdik. Nasıl düzeltebiliriz? Eskisi gibi nasıl oluruz? Lütfen yardım edin. Vay be. Her gün kavga ediyoruz. Yoldum bıktım artık demiş. Evet uzman Pascal çöz bakalım Saniye'nin derdini. Abi önce erkek arkadaşı insan mı onu bir anlasın. Bravo. Çünkü bütün bunları ancak bir sığır yapabilir değil mi? Evet. Öncelikle insan mı değil mi onu bir anlayalım. Bu da çok kolay. Her yerde veteriner hekimler var artık görüyorsunuz. Veteriner hekimlerden birine götürüyorsunuz. Bu insan mı sığır mı bir bakar mısınız hocam diyorsunuz. İnsansa konuşup halletmeyi deniyorsun. Sığırsa işte aşılarını yaptırıyorsun. Kapak atmış mı ona bir bakıyorsun. Ne adamlar var ya. Bu zamanda var ya sevgili bulmuş aldatıyor. Evet kardeşim bak bu yoklukta gül gibi sevgili yapmışsın. Hem de 2 yıl. Dur işte daha. Yani elin kolun gözün başına oynamasın da. Ha? Vallahi Pascal bak ben iyi ki kadın olmamışım ha. Olsan ne olurdu? O adamı var ya. Bak şuraya yazıyorum sustalı maymuna çevirdim yeminle. Vallahi nasıl yapardın? Abi erkek aklımla kadın olacağım ama. Yani bu aklımla kadın olacağım. Önümde erkeklere tümen diye resmi geçit yaptırdım. Adam değilim ya yoksa. Kadir. Kadın olsan adın Kadir olmaz ki. Doğru diyorsun. Kadın olsan adın ne olurdu? Merve, Buse. Yok abi. Sende o tip yok. Ne olurdu peki? Sen bana yakışan ismi sen söyle Pascal. Bakayım. Yandın. Döndüm. Senden var ya. İyi Merat olur. Ya da Pakize. Pakize. Yani uzak değil. Doğru diyorsun. Peki Kadir. Ben kadın olsan adın ne olurdu? Adın ne olurdu? Okşan. Senin adın Okşan olurdu. Okşan? Güzel. Sevdiğim. Pakize'cim ne yapıyoruz şimdi? Okşan'cım bir şarkı çal da bir çay içelim canım ben. Çok olsun kardeş. Döpeselim mi? Ha yeni indirimden aldım. Bir de alttan çıtlı body'm var. Görmek ister misin Okşan'cım? Sonra Miraç'ım. Sonra. Çok sonra. Aragaz. Her friki of. Gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Gel diyorum. Prens Charles boşanıyor muymuştu ya? Ne bileyim ben ya. Sen nereden duydun? Abi gazete yazıyor. Rahmetli Prenses Diana'dan sonra çocukluk aşkıyla evlendi biliyorsun. Onun boşanmanın eşiğinde olduğu yazıyor. Buckingham Sarayı'nda adı verilmeyen bir kaynağa göre Prens Charles ve ikinci eşi her gün birbirine dalıyormuş, kavga ediyormuş. Boşanmanın eşiğine gelmişler. Kraliçenin de boşanma kararını onayladığı söyleniyormuştu. Aman abi ya. Bu adamda var ya bir arıza var ama ben çözerim. Ya yıldız düşük bence bu Prens Charles. Bir arayalım bir konuşalım şu adamla bakalım zoru neymiş ya. Ara konuş abi ya. Hadi. Ama Kadir kraliçeye var ya benden bahsetme. Çocuk bilmiyor. Tamam çocuk dedin Prens Charles mı? Evet. Ulan adam 63 yaşında neresi çocuk adamın ya? Ya Kadir anasına göre hala çocuk. Doğru diyorsun. Arıyorum Prens Charles'ı. Arıyorum çalıyorum. Alo Prens Charles. Hello, good morning, how are you? Alo, günaydın, nasılsınız? Selamın aleyküm sarım Prens Charles. Ben galiba Çöptemir Pascal numara burada. Ne haber Prens dayı, nasılsın? Oh, thank you very much guys, I'm so fine. How about you, how are you also? Sağ olun gençler, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim, iyiyiz. Bir haber okuduk, yengeyle boşanıyormuşsunuz.
Vallahi Kadir'cim, Pascal'cim, my dear friends, you're not my foreigner. Valla Kadir'cim, Pascal'cim, siz yabancım değilsiniz. Düşünüyorum, evet. Niye efendim? Niye boşanıyorsunuz? Kadir'cim, I can say like that, you know that. Kadir'cim şöyle söyleyeyim, kadından yana bahtım gülmüyor. Ama çok ayıp. Prenses Diana'nın nesi vardı? No, I don't want to talk about that rahmetli. Ya şimdi rahmetlikle ilgili konuşmak istemiyorum da, yani kocan sana yaklaştığı vakit Kızılay çadırında kan verir gibi yatılmaz ki kardeşim. Ya ayıp ayıp, ecnebilik bu işte ya. Ölmüş gitmiş ya. Ya bir insanın özelini anlatmaya utanmıyor musun Sayın Charles ya? Yani bir gün gelecek İngiltere'ye kral olacaksın sen. Bir dikkat et ya. Oh, everybody hits to me. Gelen vurdu, giden vurdu. Bir de sen vur Kadir'cim. Ben zaten bitmişim. Peki yengeyle niye aranız bozuk? Oh, dear Pascal. This woman is look like a dictator. Ya bu hanım da çok diktatör çıktı abi. Alfa bir karakter çıktı. İyi de Sayın Charles, siz de evinizin horozu olun. Kaldır ibini kardeşim. Oh, my age is 65. Yaş olmuş 65. Hangi ibi kaldırıyorsun Kadir'cim? Yani yengeyle boşanıyor musunuz? Okay. My mother said to me that anam boşa oğlum bu beygir suratlı kadını. Anam boşa oğlum bu beygir suratlı kadını. Ben sana koklanmamış gül goncası bulacağım dedi. Bakacağız artık. Ama kadına karşı bu nasıl bir öküzlük ya? Yani kadınları böyle klasifiye etmek medenice bir şey mi ya? Ya lafa gelince asaleti de kimseye bırakmıyorsunuz ha. İngilizlerin çağrısı seni. Ya Kadir, these are for my anamın işleri. Ya Kadir, hep anamın işleri bunlar. Küçük yaştan beri sen yapamazsın, sen edemezsin diye diye benim karakterimle oynadı. Sünepe oldum ben ya. Peki Sayın Charles, üçüncüyle evleneceksin mi bro? Oo, Kadir'cim, can you believe that? Why not? Kadir'cim, inanır mısın? Neden olmasın diyorum. Sağlıklı bir erkeğim nihayetinde. Ya yaşınız kaçtı? 65. 65. Abi sağlığı anladım da erkeğim derken ne demek istiyorsun? Oh, I look forward to in the English steps. İngiliz kırlarında yetiştim kardeşim. Her şeyin doğalını aldım. Ha nedir? Bizde 3-4 olmaz artık. Ama 1 olur, fix olur. Ben Türk bir hanım düşünüyorum. Aa, o neden? Oh, abi, kahır çekiyor. Abi, kahır çekiyor Türk kadını ya. Bizim ecnebiler gibi sokranmıyor abi. O zaman sana Adana'dan falan bir şey bakacağız Prens Charles. Oh, are the girls are beautiful from Adana? Güzel midir Adana'nın kızları? Oo, sen ne diyorsun? Orada canolar var. Bir cano kuzu bulacağız sana. Çok frankofon olur onlar. Tam sen. Oo, abi. O zaman... Abi o zaman Londra'ya bir cano gelin getirelim Adana'dan. Siz de bu hayırlı işe aracı olun. Süper süper. Hemen o zaman cano arkadaşlarımıza haber salacağız. Onlar güzel hayırlı bir kısmet araştıracaklar, bulacaklar. Özellikle anan olacak İngiliz kraliçası çok memnun olacak bu cano gelinden. Eminim yani, iyi anlaşacaklar. Oo, abi, my mother is so bad. Abi, anam ters kadındır. Kızcağız üzülmesin. Yahu sen merak etme. Oh, I'm so happy, Kadir. Çok sevindim Kadir'cim. O zaman haber bekliyorum. Hayırlı bir kısmet bulursanız anamla istemeye geleceğiz Adana'ya. O iş bende. Merak etmeyin. Pascal, İngiliz İmparatorluğu'nun bittiği gün bugün, biliyor musun? Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Yes sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Ay, canavar sensin. Ayrıca ilkelsin. Böyle Loch Ness canavarı bile sizin yanınızda ODTÜ mezunu gibi kalır. Ay vampir yarasalar. Ay basit organizmalar. Ay ilkeller. Ay ilk insanların ilkisiniz. Ay yine burası ekşi ekşi erkek kokuyor. Öf, burnumun direği kırıldı. Ya Cavidan, yine fırtına gibi girdin. Bu ne ya? Hoş geldin bebeğim. Ay hoş bir kere. Ben senin nereden bebeğin oluyorum İlker? Benim annem böyle yarı Çerkez, yarı Pomak, biraz da Abaz, hatta böyle biraz da Giritlik varmış, öyle diyorlar. Babam yarı Türk, yarı Gürcü, onda da böyle biraz beyaz Araplık var. Ben böyle doğal halimle bu coğrafyanın gen havuzuyum. Ay bir de kendine bak, gensiz İlker. Hem gensizsin, hem de densizsin. Kizman yavruşko. Ay yavruşko mu? Yavruşko mu? Ay bak duygulandım şimdi. Aa, yavruşko sözü niye duygulandırdı seni Cavidan? Ben de var ya, kizar diyordum. Allah Allah. Hayret ya.
Ay ilk CFO olduğumda benim CEO'm Tayanç Bey'di. Böyle Tayanç Bey bana yavruşkom derdi. Ah bir de şarkımız vardı. Ne diyor? Never gonna mind someone like you. I wish nothing for the best. I for you. Don't forget me. I will never find. Cavidan niye ağlıyorsun? Ay Tayanç Bey aklıma geldi de gözyaşlarıma hakim olamadım. Tayanç'a bir şey mi oldu? Ay oldu. Ay KVK kanunu gereği şirketin siber güvenlik önlemlerini almadığı için şirkete 800 bin dolar ceza kestiler. Tayanç Bey'i hapse attılar. İçeride koğuş ağasının tatlışkosu olmuş diye duydum. Sen yavruşko, o tatlışko. Ay siz ikiniz de ayışko. İlkeller, orangotanlar. Ay evrimin yüz karaları. Ya Cavidan aşk olsun. Şurada iki makara yapalım diyoruz. Kızma ya. Demek CEO Tayanç Bey hapiste koğuş ağasının tatlışkosu olmuş. Vay be. Kristal kulelerin en üst katından yarı açık cezaevinin alt katına. Sağlam bir düşüş olmuş Pascal. Allah korusun abi. Herkesin başına gelebilir. Ay Tayanç Bey'e hapiste taytay diyorlarmış. Yürümekte zorlanıyor tabii. Onun için mi acaba? Kadir, hep Tayancı'yı mı kuyutacağız? Doğru diyorsun. Cavidan Hanım, bir dinleyici sorusu var. İlginç bir soru. Onu cevaplar mısınız lütfen? Ay yani cevaplarım. Neden cevaplamayayım? Sonuçta o da benim hemcinsim. Kadınlar dayanışma göstermeli. Hadi bakayım sor. Cavidan abla, idolü müsün? Ben de senin gibi bir plaza frijit olmayı istiyorum. Ah güzelim. Kolay mı? Ha? It is not so easy. Böyle bir plazanın en alt katından başlayıp en üst katına CFO olarak çıkmak ay kolay mı? Arada ne tacizler, ne mobbingler yaşanıyor. Geçen gün bir hesap yaptım. 32 katlı bir plazanın en alt katında sıradan bir çalışan olarak başlayıp böyle en üst katı CFO olarak gelmek ay 25 sene alıyor. Ay 25 sene mi verdim ben plazalarda? Ah ah! Vay be Cavidan ya. Sen de yararısın. Sen de bizdensin bebişko. Hoş, bana bebişko diyene bak. İki ayağının üstünde durabilmek dışında marifeti olmayan böyle kulakları ve kuyruğu kesilmemiş yubarnak bir dobermana benziyorsun. Kadir, çok ağır konuşuyor. Uzun akare ediyor. Bu ne? Bu ne demek ya? Ay bu ne demek? Ha neyim ben? Evcil pet miyim? Yoksa eşya mıyım? Ay ilkellerin ilkelisin. Ay Göbekli Tepe kalıntılarından bile milyonlarca yıl geridesiniz siz. Ya Cavidancığım. Allah Allah. Neyse biz soruya geçemedik ki. Müsaadenle okuyayım. Cavidan abla, benim adım Tilbe. Erkek arkadaşımın adı Harun. Erkek arkadaşım Harun doğum günümde bana sürpriz yapmak için mahkeme kararıyla adını değiştirip kendi adını da Tilbe yapmış. Kararsız kaldım. Bu adam deli mi, manyak mı yoksa bu sevgiden mi? Bana bir akıl ver, plazaların en birinci frijiti Cavidan abla. Yani şimdi bir kere Harun yani Tilbe o kadar ilkel değil. Hani bir erkeğin adından vazgeçmesi zordur. Bak ben bilirim onu. Bak. Bak mesela Tayanç Bey. Ah Tayanç olan adı hapiste Taytay oldu. Hayda. Never gonna mind someone like you. Kadir, bu kadın kafası gidik. Vallahi bak bu kadın var ya barata isirmiş. Ay bu kadın senin anandır. İlkellerin bayrak taşıyanı. Ay ikiniz de ilkelsiniz. İlk insanların ilkisiniz ve ekşi ekşi testosteron kokuyorsunuz. Ay orangutanlar. Ay mamutlar. Ay komodo ejderleri. Tasmanya canavarları. Your mother f***er. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Gel diyorum. Sen niye ofum sofum yapıyorsun sabahtan beri? Abi ya ikimiz de var ya kilo aldık ya. Ne yapalım abi, ne var, erkek adam kilo alır, normal bu. Bunun erkeklikle ne alakası var? Biraz spor yaparım. Ya abicim bu yaştan sonra beni günah mı sokacaksın Pascal ya? Abi spor diyorum, ne alaka? Benim için spor da günahtır Pascal. Günahı kebairden uzak durduğum gibi uzak durdum spordan. Sümme haşa. Ya abi hiç olmazsa tempolu yürüyüş yapalım. Yavrum biz bu yaştan sonra hiçbir şey tempolu yapamayız. Kabullenelim artık şunu ya. Abartma be. Sen tempo yapmayı bir dene, gece beni ararsın. Abi bak biz böyle hot gibi geldik. Hot gibi mi gideceğiz? Bir şeyler yapalım ya. Abi sen tipik andropoza giren adam tepkisi vermeye başlamışsın ya. Ne yapacağız oğlum? Ne güzel işimiz gücümüz var. Saatimiz yerinde Allah'a şükür. Abi kursa giderim. Hobimiz olsun.
Ne kursuna gideceğiz abi? İngilizce. Mesela yani. İngilizce. İngilizce kursunda ikimiz de bostan tarlasındaki hıyar kadar anlamsız kalırız. Hep gençler var orada. Ne işimiz var onların arasında? Ayıp be abi ya. Lisan öğreneceğiz. Bak Pascal, bir iddiam var. Bu memlekette kaç kur olursa olsun İngilizce kursuna gidip de would you like to drink something'den öte herhangi cümle kurabilen bir insan evladı yok ve olmayacak. Abi ömür geçiyor. Bir şeyler yapalım. Abicim oturduğun yer deli misin, divane misin? Bu yaştan sonra ne yapacağız? Makreme mi yapalım yani? Yani ya da hani o eski boya ahşap peşinde marangoz mu dolaşalım? Ne hobisi ne fobisi yeter abi. Abi ben ciddiyim. Bari birkaç workshop'a katılırım. Yavrum workshop dediğin para tuzağı ya. Bugüne kadar workshop'a gidip de eline bir şey geçen var mı? Yok. Belki birkaç tane hot matcher ya da mifle kesişirsin, o kadar ya. Yani. Abi senin kadın doğmuş. Artık kalmışsın. As hareket iyidir Pascal. Doğu oturup beklemenin yeridir, unutma bunu. Bunu sana kaç kere söyledim. Oturup beklersen her şey gelir. Ararsan kovalarsan avucunu yalarsın. Şarkın kanunu bu ya. Öğren abi artık bunları. Abi bir şeyler yapmak istiyorum. Enerji var. Abi ne güzel, bu yaşta enerji bulmuşsun. Yok workshop, yok şu, yok bu. Faydalı bir yerde kullan. Yani bizim çağlarımız enerji çağları yavrum. Enerjiyi bulduğum bile altın bulmuş gibi sevineceğin. Yok abi, ben bir şeyler yapacağım. Böyle oturalım. Ben senin gibi sosyal enerji çok arkadaş tanıdım Pascal. Şimdi hepsi evde çizgili pijamalarını çekmiş. Vay Kılıç Arslan'ın evinin yenilediği fakir ailelerin duygulu anlarını seyrediyorlar. Onlarla beraber ağlıyorlar. O ne ya? Öyle bir şey mi var? Evet var ya abi. Çok acayip. Mesela Müge Anlı diye bir program var. Mesela efsane. Kayıp elti olayı vardı, onu çözdü. Koca emniyet ve MIT'in bulamadığı insanları buluyor. Kadın tek başına FBI gibi ya. Desti İzdivaç var. Orada Betül Hanım var. 6 programdır kimse talip olmadı mesela. Kadın efsane olmaya doğru gidiyor. Evleneceksen gel diye bir program var. Hakan'la Saniye çaya gidecekler mi diye 20 dakika ortalık geriliyor. Bambaşka bir gezegen abi. Gezegen yani gündüz kuşağı. Sen seri diyor musun? Ya benim diyen delikanlı 2 günden sonra kendini kurtaramaz abi. Ben bir ara Müge Anlı'ya takıldım 4 gün. 5. gün kendimi yolda bütün kadınların yüzüne bakarken yakaladım. Yani herhangi biri, belki bir tanesi kayıp eltidir diye. Hani bulursam hemen Müge Anlı'ya haber vereceğim mesela. O gün kestim abi izlemeyi. Ben de takarım abi. Yapma, yapma Pascal, etme. Kendini bitirme bro. Vahiy'i seyredeceğim. Yavrum ben 3 gün seyrettim. Uykumda Vahiy ile beraber Seyfettin ustamız uplinkleri takıyor. Kahverengi perdelerle krem rengi güneşlikte odaya başka bir hava verdi. Ailemiz görünce sevinecek falan diye sayıkladım. Sen ne diyorsun ya? Ya kız arkadaşım terk ediyordu. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir'cim. Oyunculuk için dövdürtür müsün? Nereme olduğuna bağlı. Bazı yerlerini dövdürtürüm, bazı yerlerimi dövdürtmem. Mesela kolunu bacağını? Yok abi. Ne yapayım ya? Bak Şükran Oval da seninle aynı fikirde. Oyunculuk için dövdürtmem demiş. O kim abi? Şükran Oval'ı ben de tanırım. Oyuncu arkadaşımız. Futbolcu kardeşimiz Caner Erkin'in kızı arkadaşı. Caner bir süre önce Şükran Hanım'ın yüzünü koluna dövme yaptırmış. Ama Şükran Hanım oyunculuk yaptığı için karaktere giremem diyerek Caner'in yüzünü koluna dövme yaptırmamış. Oyunculuk için dövdürtemem demiş. İyi demiş. Mesleğine saygılı kadın. Ya zaten bu sevginin adını yüzünü dövme yaptırmak ne arkadaş? Allah ayırmasın ama bir gün ilişki biterse hep akıllara gelen soru bu değil mi? Ne olacak ya? Evet abi ya. Yaşadık bunları. Kadın gidiyor, adı karıyor. Buyur bu Pascal'ın bedeni sevgilinin adını yazdıra yazdıra efendim çetelesine döndü. Kaç sevgilinin ismini yazdırıp sildirdin bugüne kadar Pasko? 75. Ya düşün. Ay tam da çıkmıyor. Mesela Pascal'ın kürek kemiklerinin arasında Michetta diye isim var. Onlar aslında eski sevgilisi Michelle'le ondan sonraki Antoinette'nin adlarının mix'i yani Michelle'in Mişi tam çıkmamış. Antoinette'nin adı da üstüne gelince Michetta gibi saçma bir şey olmuş. Düşünsene abi. Evet abi. Hep böyle ya. İşte abi Pascal'ın fiçudu şu an Toki'nin toplu konutları gibi. Boş yok, her yer dolu. Adamın fiçuduna bir harfi basamıyoruz ya. Yer yok ya. Evet abi. İsim yazdırmayın. Sonra var ya pişman oluyorsunuz. Evet. Ya da geçici dövme yaptır. Ayrılırsan kendiliğinden silinir. Efendim? Evet abi. İlk başta var ya cahillik ettik. Kaleci yaptırdık. Ama şimdi de sildirmiyoruz.
Pascal, kızgın ütü bassak silinir mi ya? Silinir belki. Yok abi, silinmiyor. Denedin mi? Denedim. Daha çok yayılıyor. Sevgilimi var ya, resmine göbeği çırdırdım, ayırdık. Şikaftamadılar, ütü bassın. Bak şimdi. Anne, o ne lan, korkunç bir yaratık olmuş. Ölü gelin gibi, aman 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 aman, vallahi ürperdim ha. Abi, sıcak ütü basınca kızım tipi kaydı. Yoksa güzeldi. Arkadaşlar bak, buradan bir hayat dersi çıkarıyoruz. Nedir o, aşk mek mevzuunda bile çok gaza gelmeyeceğim. Yok adını göğsüme yazdırayım, yok resmini kürek kemiğime çizdireyim. Bunlar olmayacak. Ha illa yaptıracak mısın? Geçici yaptır. Maliyetten de kurtarırsın. Efendim? Abi gençlere ibret olsun. Mıyıl mıyıl sevinken birbirinizi ya. Dövme mövme ne bu kardeşim? Ne fiçutun stövtürün ne de pipili stövtürün ya. Öyle mi Pascal? Öyle abi. Akşta dövme olmaz. Kadir sende var mıydı? Yok abi, ben öyle şeylere mesafeliyim. Fiçutumda iki iz var. Birincisi ilkokulda yapılan verem aşısının izi. Na böyle tabak gibi. Öbürü de alnında küçükken Memik amcanın eriklerine dalmıştık. Ağaçtan düşünce erik çalarken hafif başımızda iz kaldı. Başka da dövme yok. Pek çok hoş hanımın fiçutunda KÇ parafı var ama. Bak. Vay seni. Şeytansın Kadir. Ne yapayım Pascal, ne yapayım? Kadınlar onlara benden biz iyi hatıra bir şey kalsın çok istiyor. Benim kollarımda çok deşisi var Pascal. O niye? Isırıyler. Niye? Çok sevimliymiş, çok tatlıymış. Iş diye önce mıncırıyler, kesmeyince ısırıyler. Buradan da hanımlara sesleniyorum. Abi kendi dişi olanlar ısırsın lütfen. Dişleriniz takma, hele implantsa yazık. Isırmayın ya. Niye abi? Ne oluyor öyle? Ya abi hem implant zarar görüyor hem de ıskarpela gibi ete dalıyor. Yeminle acısından 3 gün uğunuyorsun ya. O zaman ısırmak ve dövme yasak. Yasak abi. Tavşan gibi severim, sevilirim, yumuşak yumuşak ya. Bravo abi. Mesajı verdim. Hadi gidin. Yeter mi diyorsun? Yettiye kadar. O zaman efendim bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam etme sözü veriyoruz. Paka paka. Bye. Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.